Merhaba arkadaşlar. herkese güzel günler diliyorum. Bugünkü videomuzda sigortaların üzerindeki küçük rakamların ne anlama geldiğini çok az bilinmekle beraber şu ana kadar pek açıklayan görmedim. Kimsenin bu mevzuya değindiğini, bunu açıkladığını zaten görmedik. Sıkça sorularda soruluyor. Onun için biz de bu videoyu çektik. En azından kısa da olsa bunun hakkında bilgi vermek istedik. Çünkü bakın şuradaki Rakamlar hakkında bilgi zaten verdik. Buradaki işte 10.000, 6.000, 3.000 değerlerinin ne anlama geldiğini güzel bir video yaptık. Bu videonun sonuna onun linkini atacağım. 10K, 6K, 3K ne anlama gelir? Bunları zaten söyledik. Şimdi onlara değinmeyeceğim. Biz onu o videoyu anlatırken bu alttaki kutucuklar merak edildi. Bakın şurada bir 3, burada bir 3 ve şurada ise bakın bir bir var. İşte bu nedir diye soran arkadaşlarımız çok oldu. Cevap verdik ama yine bu şekilde video çekilirse tabii ki daha iyi olur diye düşündük. Arkadaşlar bu e, kutucuğun içerisindeki 3 ve 1 rakamları sigortaların bu ve otomatların trifaze olarak da kullanılabileceği anlamına geliyor. 3 faz ve tek faz olarak kullanın demek isteniyor burada. Buradaki rakamlar e, ona işaret ediyor. Yani 3 rakamını gördüğümüz zaman bunları, bunun gibi 3 tane sigortayı yan yana bağlayıp trifaze bir cihazda, bir devrede, bir tesisatta kullanabiliriz anlamına geliyor. Fakat bakın burada ise 3000 ve 1 rakamını görüyorsunuz. Burada görülen bir rakamını gördüğümüz zaman ise bunun 3 tanesi yan yana bağlanıp da trifazede kullanılmaz anlamına geliyor. Bunların çeşitli sebepleri var. B olarak da trifaze sigortalar tabii ki mevcut. Yani diyelim ki B olur, C olur. Zaten trifazi sistemin çoğu C olarak kullanılıyor sigortaların. Fakat B olarak özel üretimler de var. Fakat bunlar özel üretimdir. Böyle siz tek tek yan yana koyamazsınız. Çünkü bakın şurada bağlantı aparatlar var. Ve bakın şu şekilde böyle Üzerine aparat geçmesi gerekiyor. Bu aparat olmadığı zaman kesinlikle bu sigortalar güvenli kullanılmaz. Ve artı e, şuradan da bakın 3 sigortanın birbirine bağlandığı bu sigortalar da tek tek e, bağlandığı bakın elemanlar var. Şurada aparatlar var. 3 sigorta birbirine çok mükemmel şekilde bağlanmış montajı yapılmış. Aparatı da zaten bakın üzerine geçme olarak takılmış bu aparat e, buradan çıkabiliyor da sigortaları da hakeza tek tek ayrılabilir. Üzerindeki aparatlar şunlar söküldüğü zaman sigortaları da ayrılma imkanı var. Bu böyle özel üretilmiş. de i̇şte muhakkak şu aparattan almanız gerekiyor. Sigortanın üzerinde kutucukta 3 yazması gerekiyor. Trifaze sistemde kullanılabilsin. Artı aparatların, özel aparatların oturacağı yerlerin sigortada bakın burada bir olduğu için tekli sadece monofaze kullanılır demek istiyor tek başına. Üçlü kullanılmaz diyor. Şurada aparat geçiş yerlerinin olması lazım. Hem şuradan birbirine yan yana geçme aparatların olması lazım. Üstüne geçecek aparatın olması lazım. Üç tanesinin üzerine geçecek özel aparatları satın alıp bu şekilde bağlanması lazım bir türlü uyduruk diyelim. Buralara işte tel sokmak, başka türlü sigortalar birbirine işte bantlayıp buraların üzerine e, herhangi bir malzeme ile e, mandallar birbirine tutturmak tehlikeli yapılmaması gereken bir iştir. Bunları asla tavsiye etmiyoruz. Çünkü o şekil bir uygulama yaptığınızda sigortanın düşmesi gerektiğinde üçü beraber düşmeyebilir şebeke kesildiği zaman yani sigortanın açması gerektiği zaman bir tanesi düşer diğerlerini de çekmeyebilir. Cihazınız sigortanız hem tesisatınız zararı görebilir diyoruz. Bakın şu şekilde değerleri okuyalım. Bir artı en yani bir kutup bağlandığı zaman yani tek başına monofeze bağlandığı zaman alternatif 250 volt bir geçirme kapasitesi var kontakların. Maksimum ise 277 volt Alternatif akım tek kutup bağlandığı zaman e bakın yine göstermiş. 3 artı ne diyor? Yani 3 tane yan yana monofaze tek sigorta bağlanırsa trifaze kullanılabilir diyor. 440 volt alternatif akım diyor. Maksimumda 480 volt alternatif akım. Maksimum 480 volt kontakların geçirme kapasitesi var diyor. Özelliğinde yazmış. Bunlar bu aparatlar gerek fabrikasyon e, çıkmayacak şekilde takılanları da var. Aparatımız bu şekilde buradan ayrılabiliyor da. Diyelim şunlar da zaten bakın şu şekilde çıkabiliyor. İki taraftan bakın şu şekilde çıkabiliyor da. Bu şekilde orijinal olan sigortaların üzerinde de zaten kutucuklarda e, 3 rakamını e, muhakkak görürsünüz. 6K. Her biri 6K. Bakın bizim sigortada da e, şuradan silinmiş vaziyette bir 6 rakamı görünüyor. Burada da 1 değil 3 değil 6 yazılmış. 6 yazılmasındaki maksat zaten 1, 2, 3 yani trifaze 3 giriş 3 çıkış e, anlamına geliyor. Buradaki 6 da gelen anlamda hep 3'tür 1'dir. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın.